Evet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı değerli izleyenler. 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için kredi verilmeyecek. Peki bu adım sektörü ve konut fiyatlarını nasıl etkiler? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle bahsettiğim bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ev kredileriyle ilgili getirilen bu düzenleme ne gibi sonuçlar doğuracak? Yani konut fiyatlarını etkiler mi? Şimdi fiyatları çok etkilemez. Aslında bu düzenlemeye baktığınız zaman onda bir yüzde telaffuz edilmiyor. Yani bu kredi yüzde kaçtan olacak? Önemli olan ilk etapta buydu. Hı-hı. Ama tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı eski paket üstünden o faiz oranları uygulanacak gibi gözüküyor. Şimdi bundaki dikkati çeken nokta şu, ikinci ele bir defa bir kısıtlama gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü ikinci elde 500 bin TL'ye kadar %90, 500 bin ile 2 milyon TL arasında da %70 gibi bir kredi kullanımı söz konusu. Şimdi aslında tabii mortgage'ın ana yapısında bu sistem mevcut. Yani vatandaş bir miktar kendi de katılsın buna, yani kendi finansmanının bir kısmını sağlasın gibi o mantıkla işleyen bir sistem bu aslında. Tabii şu açıdan önemli bizim için, %90 2 milyon TL'ye kadar olan sıfır ve ikinci el konutlarda olduğu için bu ikinci elde veya sıfır konutlarda daha sosyal tabakaya hitap edecek konutları destekliyor gibi şu anda bir algı yaratıldı. Bence mantıklı bir şey. Çünkü özellikle talep olan kesim bu fiyat aralığında olan kesim. Yani 1 milyon TL geçmeyecek gibi aslında sosyal konut statüsünde eve ihtiyacı olan bir talep oluştu şu anda piyasada. Hı hı. Bu açıdan hem de inşaatçılara bir mesaj bu. Yani diyor ki çok sosyal konut yapın, fazla böyle lükse kaçmayın. Çünkü 10 milyondan fazla bedeli olan bir konuta şu anda kredi yok. Yani 10 milyon cebinde olan gitsin alsın diyor. Bir inşaatçılara da çok lüks konut yapmayın. Hı hı. Daha çok böyle halk tipi, işte 2 milyonu geçmeyecek şekilde inşaatlar yapın gibi bir mesaj bu. Olumlu bir şey. Dediğimiz gibi inşaat piyasası biraz sıkıntılı finans konusunda, dış borçla çalışıyorlar. Bunun üstüne de böyle bir uygulama olduğu zaman mutlaka faydası olacak. Tabii dikkatimizi çeken bir başka husus enerji kimliği. Yani A sınıfı enerji kimliği olanlar için bu koşullu bir kredi aslında. Yani bir de koşul gelmiş buna. Diyor ki A sınıfı enerji kimliği olan binalarda bunu uygulayacağız diyor. Bu bir teşvik. Yani hem A sınıfı inşaat yapın veya mevcut evinizi o hale getirin diye. Biliyorsunuz bu izolasyonla ilgili, yalıtımla ilgili bir olay. Enerji kaybını önlemek için başlanmış bir çalışmaydı, uygulamaydı. Bu bir şekilde bu teşvik ediliyor. Son dönemde de ikinci el satışı çok fazla. Yani ikinci el konut baktığınız zaman geçen ay %70'in üstünde satılanlar ikinci konut, ikinci el. Şimdi bu bir çeşit tabii fren gibi de düşünmek lazım. Çünkü ikinci el konutlar enflasyonu yükseltiyor. Yani bununla ilgili alım ve satım rakamları enflasyonu direkt etkisi olan bir kalem. Bu da bir şekilde frenlenmiş olacak gibi düşünüyoruz. Çünkü haddini aşacak şekilde, ucu bucağı olmayacak bir şekilde fiyatlar yükselmeye başladı. Yani sebep de yok böyle bir yükselmenin. Hadi inşaatçı diyor ki benim inşaat maliyetim yükseldi, arsa bulamıyorum, maliyetim yükseldi deyip hadi o neyse bir bakın, ama ikinci elde hiçbir sebep yokken sadece faizler düştü diye veya piyasada bir talep oluştu diye bir anda fiyatların 2-3-5 katına çıkması çok sağlıklı bir ortam değil. Dediğimiz gibi bu enflasyona da etki ediyor. Yani bu aslında BDDK'nın yaptığı sadece konut kredisini düzenlemek değil, aynı zamanda bir piyasa düzenlemesi. Hem enerji kimliği bakımından, enflasyona müdahale bakımından, ikinci elde bazı sağlıksız satış duyumlarımız var.
insanlar kirasını evden çıkartmak için satış gösteriyor veya 0.99 kredi kullanmak için, ucuz kredi kullanmak için hülleli satışlar dediğimiz satışlar olduğunu duyuyoruz. Bunun hepsi tabii devletin denetiminde, gözetiminde bir şekilde, yani birkaç açıdan ele aldığınız zaman bu olayın sadece bir kredi düzenlemesi değil, bir enerji kimliği düzenlemesi, enflasyona müdahale, hülleli veyahut hileli satışlara karşı bir önlem, ikinci eldeki o sağlıksız ve sebepsiz fahiş fiyat yükselmesine bir çeşit fren diye birçok açıdan bu olaya bakabiliriz aslında. Yani siz olumlu bir karar olarak görüyorsunuz alınan bu kararı anladığım kadarıyla. Olumlu, ama dediğimiz gibi bu krediye yansıyacak mı, yansımayacak. Çünkü geçen ay ipotekli satışlar %20'lerde falan kaldı. Yanlış hatırlamıyorsak %23 gibiydi galiba. Yani ipotekli satışlara çok fayda etmeyecek. Ama en azından dediğimiz gibi bunlar ekonomiye, kamuoyuna veya işte inşaat piyasasına bir mesajdır. Bazı şeylerde düzeltme gibi taleplerin bence açık net bir şekilde ifadesi. Peki şimdi bir de ev sahiplerini ilgilendiren bir yaptırımdan söz edeceğiz. Artık bekara ev vermeyen ev sahiplerine idari yaptırım uygulanmaya başladı. Hatta emlakçılara bile bu tür idari yaptırımlar uygulanıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Aslında bu yeni bir şey değil. İnsan haklarıyla ilgili bir çıkan kanun, yani bu 5-6 yıldan bu yana uygulanan bir olay bu. Kişinin özelliğinden ötürü, yani bekar olduğu için, dul olduğu için, bayan olduğu için, öğrenci olduğu için ben evde kaldım demek suç. Yani şöyle, siz kriter koyabilirsiniz şeyinize, evinize. Yani bazı konularda işte kriter isteyebilirsiniz, peşinat, depozit veya şöyle bir şey olsun. Bunda bir şey yok, yasak yok. Ama ben, siz bekarsınız, siz yalnız bir bayansınız. Siz hatta geçen de bir siyahi bir kişiye ev vermediği yüzünden emlakçı ve vatandaş da, yani emlakçı ve ev sahibi de ceza aldı. Yani bu insan haklarını ihlal edecek şekilde kişinin diliyle, diniyle, ırkıyla ilgili veya medeni yapısıyla ilgili bir sebepten dolayı, yani ben size bu sebepten bu evi vermem demek ki insan hakları ihlaline giriyor. Ve bunun maddi ve manevi maddi cezası var. İcap ederse hapis cezası duymadık ama ilk etapta yüklü para cezası olduğunu biliyorum. Hı. Bu emlakçılar için de geçerli. Yani bir emlakçı da ben işte Mehtap Hanım, siz yalnız bir bayansınız, ben size bu evi vermem dediği anda suç işliyor. Ama size der ki ne iş yapıyorsunuz, gelirinizle mal sahibiniz bunu istiyor, şöyle bir talepleri var, böyle bir kriteri var demesi yasak değil. Ama siz yalnız bir bayansınız demek suç. Ama Nizamettin Bey, şimdi burada da şöyle bir şey var. Emlakçının inisiyatifinde olan bir durum değil. Burada bir anlamsız geliyor. Şimdi ev sahibinin verdiği kriterlere uyarak emlakçı da satış işlemini gerçekleştiriyor ya da işte kiralıyor evi. Şöyle, tabii buna alet olmayacak emlakçı. Yani mal sahibine ikaz edecek, ihtar edecek. Yine söylüyorum, mal sahibi bazı kriter koyma hakkına tabii ki sahip. Hı-hı. Neticede evine veriyor, kime verdiğini bilmesi lazım. Bazı bilgiler istemesi doğal bir şey. Ama sadece kişinin, yine söylüyorum, medeni durumundan, cinsel tercihinden, etik durumundan dolayı, etnik yapısından dolayı eğer ben vermem diyorsa bu insan hakları kapsamında suç teşkil ediyor. Şimdi emlakçılar, biz ikaz ediyoruz onlara. Tabii ki mal sahibi kriter koyuyor. Mal sahibi ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, bekara vermem, bilmem illa aile olsun gibi şey istiyor. Fakat bunu bu sebepten size vermem demek suç. Mal sahibi için de suç. Emlakçı arkadaşlar bu konuyu bilecek. Bildiği zaman mal sahibini ikaz edecek. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve kanunlar çerçevesinde suç olduğunu ifade edecek. Emlakçılık sadece mal sahibinin ağzına bakıp da o ne diyorsa yapmak değil.
Mesela fahiş fiyat artışlarında da biz tavrımızı koyduk. Odu olarak ve emlakçılar olarak fahiş fiyat uygulayan mağaz sahiplerini biz artık portföyümüzden çıkartmaya başladık ve onların işini almamaya başladık. Yani bu kişilere hatırlatmaktır. Fahiş fiyat uygulayamazsın, böyle bu tip şeye insan haklarına aykırı hareket edemezsin diye ikaz etmek de bizim görevimiz. Biz onlara olmayacağız. Tam aksine böyle bir talepte bulunanı usulüyle ikaz edeceğiz. Şimdi Nizamettin Bey, ev sahipleri de burada şöyle söylüyor. Ev kiralamak sosyal bir hizmet değil ya da işte vergi levhasına tabii bir iş değil. Dolayısıyla işte ben evime istediğimi yapabilirim. İstersem işte eve ağaç dikerim, istersem bekara veririm, istersem evliye veririm düşüncesiyle hareket ediyor. Şimdi ev sahibi istediği birine evini kiralamak konusunda kendi inisiyatifini kullanamaz mı? Şimdi bakın, demin de anlattığım yine anlatayım. Ev sahibi kriter koyabilir bu konuda. Başta ben aileye veriyorum bu evi diyebilir. Ama bir kişi gelip de bu sebeple ben bekarım, evi tutmak istiyorum. Hayır, sen bekarsın, evi vermem demek suç. Bakın, başta dediğim gibi işin kriterini çizmek başka bir şey. Ama şu sebepten sana vermem demek başka bir şey. Yani bu ince bir detay gibi gözüküyor ama bunu yapabiliriz aslında. En azından listemize işte bu bir aile evidir, sadece aileler kabul edilmektedir demek başka bir şey. Yani müracaat, ama müracaat eden kişiye son dakikada "aa sen bekar mıydın, aa sen öğrenci miydin, aa sen şu muydun, onun için ben sana bunun için ev vermem" demek insan hakları kanuna göre suç teşkil ediyor. Yani bu kanun böyle yazılmış. Kiracı da mağdur oluyor bu nedenden dolayı. Peki böyle bir durumla karşılaşan biri nereye başvurabilir? Yani o insan haklarıyla ilgili eğer internetten araştırma yaparsa, kurul var bununla ilgili, İnsan Hakları Kurulu diye, oraya başvurabiliyor mağdur olan kişi. O zaman ceza uygulanıyor. Kim dediyse mağaz sahibi ise mağaz sahibi, emlakçı ise emlakçı. Çünkü yakın zamanda hem emlakçı hem mağaz sahibi bu konuda bir para cezası aldı diye diyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yeni düzenlemelerle ilgili İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı'yla konuştuk. Devam ediyoruz yayınımızı haberlerle.